Bu gelinliği biz objelere yapıyorduk. Benim arkadaşım da var, o Gülseren Yeniçeri. Onunla beraber yapıyorduk. Objelere yaparken daha büyük bir, hani daha farklı şeyler de yapalım dedik. Sonra arkadaşın aklına gelinlik geldi, gelinlik yapalım, gelinliğe taşıyalım diye. Ondan sonra nasıl yaparız, neyle yaparız, işte neler kullanırız, nasıl süsleriz filan diye üstünü düz yapalım dedik. Biraz daha renkli, altını renklendiririz dedik. Ondan sonra kumaşlarını bu sefer parça parça kesip daha büyük kumaşlara yönelttik. Sırayla onları renklendirdik, yaptık, tülledik ve sonuç bu şekilde çıktı. Bunu bir haftada yaptık biz. Gelinliği yaparken, ilk eteklerini yaparken parçaladık, parça kumaşla. Çünkü teknemiz büyük ama hani 1,5 metreden oluşuyordu. Bizim için yetersizdi. Parçalara bölerek, birleştirerek daha büyük bir gelinlik yapmaya karar verdik. Parçalarını diktik, evruları yaptık, parçalarını birleştirdik. Ondan sonra tüllerini süsledik. Bu şekilde oluştu. Orada defter var, sonra çıkarken fazla ana defteri oraya bir şey yazsın. Sergiliyim. Türkiye'de ve dünyada ilk defa yapılan Ebru'da gelinlik. Bu gelinliğin ikincisi asla olmayacak. Olmaz da zaten. Ebru sanatının özelliği odur. Parmak izi gibidir. Bir defa yapıldığı zaman asla ikincisi olmayacaktır.